Merhaba herkese. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Hemen başlayalım. Ünvan mısınız? Salih Akgül. Avrupa'da konser planı var mı? Bir de Kerem Kavala'nın davul setup detaylarını çok merak ediyorum. Özellikle trompet tonu çok iyi. Ya bu kadar ayarlamayıyorum. Seni çok seviyorum. İnşallah sorularla Salih. Avrupa konseri planımız var. Umarız 2022 sonbaharında. Önemli olan kısmına geliriz. Daha önemli olan kısmına geçmek istiyorum. Benim davul setup'um. Handmade Ezel davullar kullanıyorum. İstanbul'a Gop ziller. Trumpet'in bizim 2005'ten bu yana yaptığımız bütün kayıtlarda ve bütün konserlerde kullandığım Gretsch USA Maple Trumpet. Avrupa'dan önce yalnız Amerika var. Tabii ilk söyleyeyim. Mouse gelmiş ama Avrupa sonuçta Trumpet. Önemli olan da önemli olan davul olduğu için ben çok değinmek istemedim. Çok güzel konserlere. Bakalım çok güzel şey yaptınız. Peki sorun. Evet. SRK-HTC adlı arkadaşımızın sorusunu okuyorum. Vakti geldiğine nasıl karar kıldınız? Teklileri ve albümleri piyasaya sürmek üzere. Şarkılar yani çok güzel cevap olmuş bir kere. Şarkıları yazınca ve şarkıları kayıt edince ve şarkıların güzel olduğuna inanınca yayınladık desem tam olarak doğru olmaz. Yani Burak hadi dedi öyle oldu. Evet bazen hadi dediği şeyler. Birazcık kendimiz vaktimizden hissetmek. Biraz da işte o anki günün koşullarını etraftaki vakti hissetmek. Çok da büyük bir olay değil yani gerçekten yapıyoruz. Yaptığımızı seviniyoruz. Ve bu sevinci hızla paylaşmak istiyoruz. O zaman da şarkılar sizlerle buluşuyor. Teşekkür ederim. Oğuzhan Emre, albümdeki şarkılar bir şehri yansıtıyor olsaydı hangi şarkı, hangi şehir olurdu? Bunu yani hoş bir oyun olarak bütün dinleyicilerimiz oynayabilir ama Tünel İstiklal Park birazcık tabii Beyoğlu anımsatan bir yan içeriyor diyor. Evet. Forsa, Fatsa diyoruz. Çok güzel. Dünyayı veren tüm Türkiye. Albümde yazım aşaması en zor olan şarkı hangisiydi? En zor olan. Zor olan demeyeyim de aslında şunu da itirafını yapalım. Albüme hazır olarak girmediğimiz şarkı Park'tı. Park bir bizim için bir fikirdi. Ve o fikir albüm kaydı sonrasında belki de yani en güçlü şarkılardan biri oldu ve hani en zor demeyeceğim ama en ilginç yazım aşaması olan şarkı kesinlikle Park'tı albümünde de farklı temalar ve farklı tempoda şarkılar vardı. Sirenler için bu grupları ayırma fikri nereden geldi? Hocam şöyle aslında bir bütünlüğü olan bir albüm yapma fikri zaten vardı. Fakat bir yandan da
yaşadığımız zamanın bizi ittiği şey hepimizin de bildiği gibi daha karamsar şeyler. Ama karamsar şeylerle dolu bir albüm yapmak hiç iyi bir fikir değil. Dolayısıyla biraz daha geniş bakabilmek ve birkaç zamanı birden anlatabilmek ve ifade edebilmek için böyle bir yol bulduk. Grup olarak sahip olduğunuz en değerli şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bildiğimiz tabii ki. Çok teşekkür ederim. Kerem abinin elinde Telecaster görünce çok şaşırdım. Yeni albümde neden Gibson yok? Olmaz olur mu? Diyorum. Öncelikle tabii ki Gibson var. Ama Telecaster de var. Gretsch de var. Hatta ne var? Adını söylemek istemedim. Bazı kadarlar var. Kimse benim bir sınırı bilemezler. Albumu yapmamız ne tetikledi? Yani tabii yani albumumuzu yapmamız ne tetikledi? Halbuki 5-9,5 yıl artı olarak pandemik döneminde ne yapacağımızı gerçekten bilemediğimiz zamanlar oldu. Ve artık 2. yılına yaklaştırdı. Biz de bir şeyler yapalım gibi bir his oluştu. Sonra Murat da dedi. Evet, Murat da dedi. Sözünü ilk tamamlanan şarkı hangisiydi? Çok güzel, ne zaman? Diye, gelmez diye. Sanırım Forsyth'ı. Sanırım Forsyth'ı ve yine albüm önce bahsettim ama şey bitti dediği için sözleri bitti denirse 2020 bir başları bitti. Tabii kurulun diye. Hocam Şubat 2021 diyoruz. O kadar yeni yayınlaştık her şey. O kadar tam. Galiba bitti. Teşekkür ediyoruz sorularınız için. Konserde bekleriz. Yine teşekkür ederim.